Kiliselerde de akşam ve gece ayinleri düzenlendi. Atina Merkez Katedral Kilisesi'ndeki Ayasofya ayinine yaklaşık 500 kişi katıldı. Irkçı Elasin Partisi de Yunan Parlamentosu önündeki Sintagma Meydanı'nda miting düzenledi. Sadece 20 kişinin katıldığı nefret mitingi katılımın yetersiz olması üzerine yarım saat içinde sona erdi. Kente düzenlenen ikinci kin ve nefret mitinginin adresi ise Kolokotronis Meydanı oldu. Beklenenin aksine sadece 200 kişinin katıldığı miting organizatörleri hayal kırıklığına uğrattı. Atina'da bir grup ırkçının Türk bayrağına yönelik provokatif saldırısına Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Bakanlık sosyal medya hesabından herhangi bir ülkenin bu durumda Türkiye'nin milli sembolüne yapılan her türlü hakaret eylemini en şiddetli şekilde kınıyoruz mesajı paylaşıldı.